ülke, hayır. Kutsaklara özgürlük, elbise, hayır. Kutsaklara özgürlük. Evet, özgürlük için, adalet için, toplumsal barış için yürütülen mücadele her yerde burada olduğu gibi devam ediyor. Ancak Türkiye'nin yaşadığı bu antidemokratik, insanlık dışı uygulamalar Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde bir kurumsallaşmayla karşı karşıya. Mesele sadece İran'da başlayan ve Türkiye'nin değişik yerlerine devam eden problem değil, aynı zamanda bir rejim inşa edilmeye çalışılıyor. Bu rejim kayyumlarla devam ediyor, başka uygulamalarla devam ediyor. Biz ısrarla, inatla, yıllardır bunları söylediğimiz halde bazıları anlamamışlardı, inanmamışlardı ama artık bir saray rejimi, otoriter faşizan rejim bir inşa sürecini tamamlamaya çalışıyor. Biz buradan tekrar sesleniyoruz. İçerideki yoldaşlarımızın sağlık durumlarını biliyoruz. Birçok sağlık problemi olan yoldaşlarımız içeride bırakılması gereken bırakılmıyor. Biz ısrarla bu ülkede eşit yurttaş olarak yaşamak istediğimizi, bütün yurttaşların eşit demokratik haklarının verilmesi gerektiğini, bize yapılan her şeyin başkasına yapılsa da itirazımız olacağını ifade etmeye çalışıyoruz. İnşallah serkatini akırdayın. Tıpkı hem emme misanet etkazın, hem barış etkazın, hem adalet etkazın, hem zilmeyin akazın, hem barış zilmeyin. Rebere gale Kürt, jibona barış efa taslim kire bişti uşak sarıvi ve deriye ve zilmeyle gittiydi, piye ve bahriydi. Hem mücadele ve devam bıkı. Haya gavdi vurdu ve hem mücadele devam bıkı, bazı alıbı. Hem püstavi bernadın. Hem lüküşvini, hem zarok efa fevri. Hay ve zilmeyi bıkır, haya kanki bevni ve zilmeyi bazı yok. Hem defi ve mücadele bernadın. Haya evzil, sar sarı mebe. Sar kalı mebe. Sar velatı mebe. Sar zamanı mebe. Hem ve mücadele devam bıkır. Biraz devlet bazı alıbı. Bu ülkede şu anda anayasasızlık hali var. Bu ülkede kanunsuzluk hali var. Bu ülkede hukuksuzluk hali var. Nasıl var? İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan ağırlaştırılmış tecrit ile var. İşte tam da bu nedenle biz İmralı tecritine karşı çıkarken bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşın hukukunu savunuyoruz. Biz aylardır cezaevleri önündeyiz. Aylardır AKP il binaları önünde tecritle ilgili düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ve şunu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülkede hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz. Bu ülkede kanunsuzluğu kabul etmeyeceğiz. Bu ülkede anayasasızlığı kabul etmeyeceğiz ve Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit sonlandırıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.